Türkiye rantingin katledildiği yıllardan bu yana geçen süre içerisinde ülkeyi yönetenlerin çabasıyla, onların anlayışıyla, çizgisiyle daha da ileriye gitmedi. 17 yıl önce Hrant'ın ölümüne neden olan koşullar, neden olan zihniyet, neden olan politikalar, neden olan örgütlenme bugün hala iş başında. Ve bakarsanız nasıl Türkiye'de sınır ötesi operasyonlarda Türk ve Kürt gençleri ölüyorsa ve bunu yerlilik ve millilik adına, vatan millet savunuculuğu adına meşrulaştırmaya çalışıyorlarsa, nasıl ki Türkiye'de bugün on binlerce işçi emek gücü sömürüldüğü için mücadele ederken o mücadeleyi bastırmak, sindirmek istiyorlarsa, nasıl ki bugün Türk ve Kürt halkını ve bu topraklarda yaşayan Ermeni, Arap, Laz, bütün halkları birbirine kışkırtarak iktidarlarını sürdürmek istiyorlarsa, o günde aynı zihniyet Hrant Dink'i ölüme, katledilmesine yol açan anlayışın sorumlusudur. Ve bu anlayış bugün de devam ediyor. Bugün de iktidarda olmaya devam ediyor. Türkiye bu anlayış tarafından tepeden tırnağa sivil ve silahlı bütün örgütlenmesiyle adeta her bir hücresi, her bir birimi bir teşkilatı mahsusa örgütlenmesi gibi çalışıyor. Bakın sadece Merkez Bankası'ndaki tartışmaya bakın, bugün yaşanan tartışmaya. Yani Merkez Bankası'nın başına atanan kişi 3-5 günde orayı nasıl kendi dükalığı haline getirmişse, Türkiye'nin bütün devlet birimleri, sivil ve silahlı, istisnasız bütün devlet birimleri maalesef aynı şekilde Hrant'ı katleden zihniyetle, politik anlayışla iktidarda olmayı sürdürüyor. Meral Akşener'in açıklaması aslında Türkiye'de siyasi cinayetlere Meral Akşener gibi kişilerin nasıl yaklaştığının ifadesi. Yani ben Türkiye'de halka karşı mertçe işlenmiş bir suç hatırlamıyorum. Bu Türkiye'nin aydınlarına, bilim insanlarına, yazarlarına, gazetecilerine, sanatçılarına, hangi milliyetten olursa, hangi etnik kökenden olursa olsun, mertçe işlenmiş bir devlet cinayeti ve böyle bir cinayeti de vakti zamanında mertçe işlendiğini iddia edecek bir zihniyeti kabul etmek mümkün değil. Türkiye esas olarak aydınlanma, emek, barış, kardeşlik, özgürlük mücadelesinin en önünde yürüyen isimlerini namertçe öldürmekle tarihe geçmiş siyasi cinayetlerin ülkesidir. Türkiye'nin devlet geleneğinde mertçe bir siyasi cinayetin olduğunu ben hatırlamıyorum. Hatırlıyorsa Meral Akşener kendisi isimlerini saysın. Hangi cinayetlermiş bu mertçe işlenen siyasi cinayetler bilelim. Her ne olursa olsun böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım siyasi cinayetleri meşrulaştırmaktan öteye gitmez. Ve sorumluları da bu tutumları da aslında yeni siyasi cinayetlerin destekçisi veya onların önünü açan bir anlayışın temsilcisi olurlar. Raquel Hanım, Raquel Dink, Hrant'ın katili için şöyle demişti. Her ne olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, asıl olan bu cinayeti bir bebeğin bu cinayeti işleyecek hale getiren karanlığı sorgulamaktır demişti. Şimdi aslında bu karanlık zihniyetin bir başka bir iz düşümüdür Meral Akşener'in açıklamaları. Ama biz bu karanlık zihniyetin yenilmesi için, çünkü bu karanlık zihniyetin sahipleri var, sorunları var. Türkiye'de büyük sermaye, Türkiye'de devlet ve hükümetin bugünkü bütün sivil ve askeri üst ve orta düzeydeki bütün bürokrasisi bu cinayetlerin sorumlusudur ve bunların mert olma, mertçe bir cinayet işleme özellikleri yoktur diye düşünüyorum.